2022 Kovalar, yükselen Kovalar, Ay burcu Kovalar, değerli danışanlarım, değerli takipçilerim, güzel bir yıl. Hayatta istediğinizi, taşlar yerinden oynayacak ama eteklerindeki taşları çıkartma yılınız olsun. Hazır mısınız bu seneye? Birçok tutulmada en çok etki alan burçlardansınız. Tabii ki buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. İş konularınızla ilgili ciddi anlamda değişimler var. Demeden önce kanalıma abone, yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, emeğe saygı duymayı unutmayın. Bol bol yorum ve beğeni istiyorum. Evet, bu sene işinizle ilgili değişimler kararı içerisinde olacaksınız. Yani bulunduğunuz noktada artık ben bu noktaya ait değilim ve başka kapılar, başka alanlarda kendimi ispatlayacağım dediğiniz bir nokta. Evet, cesaretinizi toparlayın. Bu değişimler sizin artı evreniz olacak. Çünkü kendinizi orada sıkışmış ve çok huzursuz hissettiğiniz için kendinizi gösteremiyordunuz. Artık kendinizi göstermek için güzel fırsatlar var. Yeni işiniz, yeni düzeniniz, yeni alanınız hayırlı olsun istiyorum. Yerinizde yetkilenmek, konum değişimi ya da kendinizi o alana ait hissetmek istiyorsanız da 4. aya kadar, yani 2022'nin Nisan ayının 15'ine kadar gerçekten oraya ait olduğunuzu ve orada kalıcı olacağınızı da öğreneceksiniz. Gidecekler gidecek, kalacaklar kalacak dediğimiz bir evre. Kendi işini yapanlar için dengede kalmaya özen gösterin. Fazla açılmamaya ve parasal konularınızı risk altında atmamaya özen gösterin. Çünkü cesaret sizi batışa itebilir ve ani kararlar sizi parasız ve kredilerde borçlanmalara ve bankalarla yüzleşmenize sebep olabilir. O yüzden sizden ricam, çok fazla açılmadan neyi kontrol edebiliriz, neyi yapabiliriz, bunu dengelememiz lazım. Devlet alanında çalışıyorsanız, farklı bir il, farklı bir ülkeye geçiş yapmak istiyorsanız başvurularınızı yapın. Güzel kapılar sizi bekliyor diyorum. Devlete girmek istiyorsanız da çok yakın bildiğiniz, güvendiğiniz bir aracı kimlikle bu kapılarınızla ilgili de aydınlanmalar yaşayacaksınız. Kendi ortaklı olanlar, ortak iş alanında kendini büyütmek isteyenler, evet, finansal konuda bazı geçmişe ait sorunları çözmeden şu an bu toprağın üstüne inşaat yapıyorum derseniz toprak altında kalırsınız. Evet, borçlarınızı düzenli şekilde ona göre açılmalarınızı uygun olarak görüyorum. Sakın yap. Kendinize ofis, küçük bir alan açmak istiyorsanız gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü açacağınız alan ve kendinizi büyütmek istediğiniz yerlerde güzel fırsatlar, kendinizi markalaştıracak ve güçlendireceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Aile işiniz varsa, aile işinden çıkmak istiyorsanız ve bu işte onların emri altında olmak istemiyorsanız, bence siz bu özgürlük, bu burada daha rahatsınız. Gideceğiniz noktalarda daha çok psikolojik batağa düşersiniz. Aile işinizde onları anlıyormuş gibi aynı taktikte devam edin. İşiniz ve emeğinizden ve aile işinden sakın ve sakın ayrılmayın. Toprak işiyle uğraşmak isteyebilir, tarım işine merakı salanlar, gözünüzü kapatıp bu işin enerjisine geçmeniz uygun olarak gözüküyor. Satış, emlak satışı, araç satışı ile ilgilenen insanlar da bu sene sizin için çok güçlü paralar, güçlü finansal anlamda da gelecek karlar, size büyük bir parasal konularda ilerlemenize olumlu anlaşmalar ve her geçen günde işinizde, emlak ve satış işinde, profesyonel satış alanlarında olanlar için çok güzel prim, kazanç ve paraların daha yoğun olacağı bir nokta söz konusu olacak. Bu sene tabii ki Satürn yine bu yılda burcunuzda olacak, unutmuyorsunuz. Sorumluluklarınızın da daha fazla ön planda olacağı, sorumluluklarınızla ilgili disiplini asla bozmamanız gerekiyor. Bunları da o konuda kontrol etmemiz gerekiyor. Yani iş yeriniz taşınabilir ama yeriniz devam eder. Siz işten çıkabilir, gideceğiniz yer daha güvende olabilir. Yani bu şekilde planlamanız gerekiyor diyorum. Altın borcunuz varsa, dolar borcunuz varsa, euro borcunuz varsa bu yıl bunların hepsi bitecek. Yani siz yıl sonuna kadar kimden, kardeşinizden, yakın dostunuzdan ne aldıysanız bunların ödemesi gayet kolay olacak gözüküyor. Ailenizin bina kavgası, otel kavgası, toprak kavgası varsa avukatta tam giderken anlaşmalı şekilde yollar ayrılacak. Herkes hakkına düşen payın pazarlığını masaya oturtacak. Satmak istediğiniz kişilere gönül rahatlığıyla satıp buradan da karlarınızı aile olarak alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İlişkilerle ilgili noktada bu sene bekarlarda ciddi bir evlilik kararı var. Bu sene bekar kovalar evlenmeyi, aile olmayı,
Uzun süredir hani bekar gezelim dediği diyorsanız bu sene evlilik teklifi, evlilik alma, evlilik konuşmaları hayatınızda daha renkli olacak. O yüzden bu sene bekar kovalara %100 yüzde olabilir ihtimalle evlilik hakimiyeti var diyorum. Yalnız ilişki yaşamaktan korkanlar için de güzel bir yıl. İlişki cesaretiniz yoksa, ilişkileri ve güven problemi yaşıyorsanız bu sene gelecek ilişkiler sizi, güveninizi, ruhunuzu tazelendirecek ve ciddi anlamda da size şifa gibi gelecek ilişkileriniz. Bence ilişkiden de korkmanıza gerek yok diyorum. Evli olan çiftlerimizde bu dönem daha çok boşanmalar, ayrılıklar ve yol ayrımları ile ilgili evrelerde Haziran'a kadar böyle diken üstünde olacağınız bir nokta. Haziran'dan sonra bu konuşma, boşanma konuları geride kalıp evliliği tekrar devam ettirme içerisinde olacaksınız. Ama aynı şeyler, eğer sorumluluğu taşıyamayacaksanız bu fikirde her iki taraf anlaşmışken yol ayrımına girmeniz daha iyi olacağını söyleyebilirim. Çünkü sorumluluklardan kaçmamamız lazım. Ama ben taşıyamıyorum diyen bazı kova burçları aynı başa dönmek sizi daha çok depresyona itebilir. Bunu şimdiden çözelim diyorum. Sevgilinizin geri gelmesini ya da uzun süredir hayal ettiğin kişiyle konuşacak mıyım diyorsanız bu sene imkansız. Başka baharlara kaldı ilişkilerinizin konuşma. Yeni insanları tanışmak size daha iyi gelecek diyorum. Çocukla ilgili düşünen, çocuk tedavisi, çocukla alakalı noktalarda karar veren bazı kova burçları için çocuk tedaviniz yıl sonu itibariyle gerçekleşmiş ve bunun mutluluğunu, tadını çıkartacaksınız. Böyle müstakil eve taşınmak, daha böyle bahçeli bir ortama taşınmak isteyen bazı kova burçları için, evet bazıları için ciddi anlamda taşınma, müstakil alana, başka bir alana, deniz gören bir alana, toprağa bol, doğanın bol olduğu noktada kendinizi derin derin yaşamak istiyorsunuz. Bu sene bu fırsatlar var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara kayınpederiniz, kaynananız parasal konuda hanemize destek verecek ve bu destekler belli bir süre sonra eşinizin kardeşleri yüzünden sıkıntı yaratılabilir. Biraz canınız sıkılabilir bu konuşmalara. Borç kağıdına aldığınız tüm paraları söyleyin. Yarın onlara bir şey olduğu zaman en azından annenizin babasının da imzası olsun ki onlarla karşı karşıya kaldığınızda bu da benim kanıtım diyeyim. Köyde toprağınız varsa ve uzun süredir bunlarla ilgili satmayı düşünüyorsanız asla satmayın. Burayı belirleyin. Tarımınızı, toprağınıza ne yapılacaksa siz bir sene sonra 2023 bu topraklarınızla alakalı yatırım, projelendirme ve oluşturma evreniz olacak. Bu sene hiçbir toprak satımı istemiyorum. Alabildiğiniz kadar alın, yapabildiğiniz kadar yapın ama satışlara hayır diyorum. Unutmayın. Sağlık konusunda özellikle uzun süredir kemik üşümeleriniz, kemik erimesi, kemik kayması, kalça, ayak batık tırnaklarınızla ilgili problemleriniz söz konusu olabilir. Bu ara bazı kova burçlarında saç dökülmelerden kaynaklı saç ektirme, kaş dökülmesi, kaş ektirme planlarınız olabilir. Bu sene bunlarla çok yoğun uğraşacağınız bir nokta. Bir de şöyle bir durumumuz var. Kadınlarımızda özellikle göğüs ya da rahim ya da karın bölgesini gerdirme gibi düşüncesi olanlarda böyle bir estetik operasyonu düşünce içerisinde olabilirsiniz. Gayet güzel geçecek. Yapmak istediğiniz, kendinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bu da sizin enerjinize iyi gelecek. Yalnız değerli kova burçları, şunu yapmayı asla unutmayın. Geçmişin hesabını bu yıl aramayın. Siz geçmişi hep ertelediğiniz için bu yıl bu senenin hesaplaşmasını doğru yapın. Kurallarınızı doğru koyun. Eğer geçtiğimiz senelerin hesaplarına girersek bu yıl zararlı çıkabiliriz ve maddiyatımızı da yorabiliriz diyorum. Bir de aile arasında kardeşler içerisindeki bir kardeşinizin ev ve maddiyatla ilgili bazı sorunlarından dolayı da siz de ailenizde destek vereceksiniz. Bu da iyi gelecek. Hiç evlenmemiş, evinizde bekar varsa da hayırlı bir kısmet var. Evlilik kapısı da açık olarak gözüküyor. Eğitim konusunda özellikle bilgisayar, teknoloji, bu tarz eğitimler alıp kendinizi daha ön planlara geçiş sağlayabilirsiniz. Bir de astroloji ya da kozmik enerjiye merak olanlar, bu sene bol bol eğitim temposuna gireceksiniz ve kendi haritanızı kendi elinizde keşfetmeyi isteyebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Sağlık sektöründe çalışanlar, doçentlik, profesörlük, bu tarz düşünceleriniz varsa eğitim temponuz şimdiden hayırlı olsun. Başarmak istediğiniz ya da gitmek istediğiniz ülkelerin kapısı sizin için hayırlı ve aydınlık diyorum. Evet değerli kovalar, huzuru, aşkla
Yeni işler, yeni kapılarla tanışacaksınız. İlişkilerle ani evlilik kararı verecek kovalar için şimdiden hayırlı olsun. Terk edilecek kovalara da yeni aşk, yeni umutlar var. Korkmayın, güzel bir yılın tadını şimdiden çıkartın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.